Yayınımıza kız ve erkek tenis takımıyla devam ediyoruz. Kız tenis takımından Zeynep Demirbaş, erkek tenis takımından da Tolga Turan yayında. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar, nasılsınız? İyi, Sağ olun, sağ olun. Siz teşekkürler. Nasılsınız? nasılsınız? İyiyim ben de, çok teşekkür ediyorum. Şimdi az önce de söyledim. Zeynep'ciğim sen kız tenis takımındasın. Tolga'cığım sen de erkek tenis takımındasın. Ve iki takımımız da aslında şu anda güzel başarılar elde ediyor. Kızlar üniversiteler arasında Süper Lig'de üçüncü, erkekler de dördüncü oldu. Tebrik ederim sizi öncelikle. Teşekkürler, sağ olun. Şimdi Zeynep'ten başlayalım. Zeynep'ciğim neler anlatmak istersin tenis takımı ile ilgili? Takımımız birbirine bağlı bir takım. Derslerle ve sporu aynı anda yürütmeye çalışıyoruz. Okulumuz bu konuda bize çok destek oluyor. Hedeflerimiz arasında ilk üçe girmek vardı. Ve bu sene bunu başardık. Süper Lig'de oynuyoruz zaten. Süper Lig'de üçüncülük elde ettik. Bir sonraki hedefimiz tabii ki de birincilik olacak. Peki şimdi derslerle birlikte yürütürken aslında okul destek oluyor dedin. Sen hangi bölümde okuyordun bu arada? Ben işletme okuyorum. İşletme okuyorsun. İkisini birlikte yürütmek nasıl oluyor? Genelde çünkü buraya gelen işte öğrencilerin spor dalıyla ilgilenmek isteyen ya da bir takıma girme planı olan öğrencilerimiz en çok sorduğu soru genelde bu oluyor. Derslerle birlikte yürütebilir miyim? Senin için nasıl bir süreç bu? Başta benim de ön yargım çok fazlaydı. Hani derslerle beraber yürütme konusunda sınava mı çalışacağım, dersime mi gireceğim, antrenmanlara mı gideceğiz? Fakat bu konuda hepimize özel program yapılıyor. Ders programlarımıza göre antrenman saatleri ayarlanıyor. Ve zaten bize sunduğu okulun tenis kortları oldukça yakın okulumuza. Bu sayede yürüyerek gidip gelebiliyoruz. Ders programlarımıza göre ayarlanınca hiç bir problem kalmıyor. Peki Tolga, sen neler anlatmak istersin? Ben de yani Zeynep'in dediği her şeye katılıyorum. Tabii her şeyden önce hepimiz bu işin içinden gelen oyuncularız. Yani yıllardır zaten sporun içindeyiz, tenis oynuyoruz. Ya benim için en önemli şey turnuvalarda ve antrenmanlarda her zaman bir aile ortamı, bir arkadaş ortamı vardı. Yani sporculardan önce hepimiz çok iyi arkadaşız. O yüzden gerek antrenmanlarda gerek turnuvalarda çok eğleniyoruz, çok güzel vakitler geçiriyoruz. Bu tabii ki sosyal hayatımıza da, eğitim hayatımıza da pozitif olarak yansıyor. Zeynep'in dediği gibi ben de hiç şu ana kadar eğitimde aksamaya neden olmadı. Yani ne antrenmanlar ne de turnuvalar. O yüzden ikisini beraber götürebildiğimiz sürece çok keyifli, çok güzel bir ortamın içinde oluyorsunuz. Yani herkese öneririm, eğer bu işin içindeyse, bu işin peşini bırakmadıysa, gerçekten çok güzel bir olanak sağlıyor bize okul. Peki şimdi tenis takımına girmek isteyen öğrencilerimizi nasıl bir süreç bekliyor? Buraya geldikleri zaman ne yapmaları gerekiyor? Genelde turnuvalar Mart ya da Nisan'da oluyor sene içinde. O yüzden Ocak ayında, ya Ocak ya Şubat ayında bir seçme yapıyoruz. Küçük bir seçme. Oraya gelebilir. Herkes katılabiliyor. Orada arkadaşlarla tanışıyoruz. Oyunlarını görüyoruz. Ondan sonra antrenman yapma fırsatı buluyorlar. Oradan sonra da hocamız zaten gerekli değerlendirmeleri yapıyor. Bizimle konuşuyor ve takıma dahil olabilir arkadaşlarımız. Peki Zeynep'ciğim, senin eklemek istediğin bir şey var mı? Aynı zamanda bazı tanıtım günlerinde de bazı arkadaşlarımız tenis kulübünün başında oluyor. Oradan da ulaşabilirler. Kesinlikle bir seçim yapmak zorunda değiller. Okul bu konuda bize destek. O yüzden çekinmeden gelebilirler. Süper. O zaman ikinize de çok teşekkür ederim. Çok Başarılarınızın teşekkür da ederim. artarak devam etmesini diliyorum. Çok Görüşmek teşekkürler, sağ üzere. olun. Hoşça kalın. Teşekkürler, görüşmek Görüşmek üzere. üzere.